Bunlar dünyanın her yerinde uygulama yapa yapa bir ülke nasıl tahrip edilir bunun uzmanı olmuştu. Şimdi Türkiye'nin böylece önce hayvancılığı yok edildi. Ondan sonra köylüye tütün ekmeyeceksin, pancar ekmeyeceksin, pamuk ekmeyeceksin, buğday ekmeyeceksin. Şimdi buğday fiyatını onlar tespit ediyor. 310 bin lira verdiler. Masrafı bile karşılamıyor. Şimdi Türkiye bu kadar önemli bir stratejik madde. 20 milyon köylümüz bundan geçiniyor. Ve geçinemediği için de gelecek sene buğday ekmeyecek. Çünkü ekemeyecek. Bunlar hepsi planla yapılıyor. Şu 7 ayda 100 bin kişi işten çıktı. Özelleştirme adı altında bütün Türkiye'nin her tarafı özelleştiriliyor. Şimdi bir an düşünün. Şeker fabrikalarını özel. Sıra oraya geldi. Ya o şeker fabrikalarını özelleştirmek ne demek? Niçin şeker fabrikaları özelleşiyor? Çünkü bizim arkamızdan tatlandırıcı fabrikalarına izin verdiler arkamızdan gelen hükümetler. Bu tatlandırıcı fabrikaları Türkiye'nin şeker ihtiyacının takriben dörtte birini karşılıyor. Şimdi geldiler bu yaptıklarını bahane ederek IMF'e, efendim ihtiyacın dörtte biri buradan temiz, siz fazla pancar ekiyorsunuz. Öyleyse pancar ekmeyecek, pancara kota koyacağım diyor. Şuna bak, yahu be mübarek, Fransa kendi ihtiyacının 5 misli şeker üretiyor ve bizim Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Azerbaycan'a Fransa şeker satıyor. Peki bütün bu tedbirler ve bu katı program ve Türkiye'nin belki sizin iddianıza göre tarımını da öldüren program tabii. O ciddi Şubat ekonomik krizinden sonra çıktı. Hayır, ben önce o ekonomik kriz çıkartıldı. İşte o bahaneyle çıkartıldı. Onu, ben de onu söylemek tabii. istiyorum. Ondan sonra uygulamaya konuldu. O ekonomik krizi de mi dış mihraklar çıktı? Hiç şüphesiz. Oldu? Elbette. Çünkü sizi siz boydan... o teoriye ve işte olup biten anlatılanlara inanmıyor musunuz? Hani anayasa kitapçığı fırlatıldı. Hepsi bir bahane efendim, o kitap neden öyle şey mi olurmuş hiç? Onların hepsi planlı programlı işte. Nasıl çıktı? Krizi kim çıkardı? Efendim, nasıl krizin kumla? Çıkartısı şöyle oldu. 1999 yılında dış ödemeler açığı büyüdü. 10 milyar dolara çıktı. Çünkü siz ihracat yapamıyorsunuz, ithalat yapıyorsunuz. Çünkü IMF'sin ihracatınızı, ithalatınızı teşvik ediyor. Avrupa ile gümrük anlaşma, onların malları istediği gibi gelip gidiyor. Ama sizin ihracatınıza kotalar koyuyorlar. Bir de var, yeryüzünde korkunç bir haksızlık ve dengesizlik var. Bu şekilde sizin boğazınızı sıkmış 10 milyar dolar açık. Bunun üzerine 2000 yılında 10 milyar dolar açık olunca 2001'de kriz çıktı. Çünkü sizin döviz ihtiyacınız çok fazla, karşılayamıyorsunuz. Elbette dövizin korkunç bir şekilde fırlaması lazımdı, fırladı. Kriz de buradan çıktı. Fırlaması 600, gerekiyor. 600. Tabii çünkü peki, 600 şimdi olan hemen döviz, bugüne gelelim. Siz ekonomiye şimdi iniyor. Bunu da gene onlar tanzim ediyor. Şimdi doların düşmesi. Tabii doların düşmesi onlar tanzim ediyor. Çünkü şimdi bakınız, bir yandan köylüyü öldürmüş Sayın Tayyip Bey ve Sayın Gül Bey. İleri onlar diyorsunuz. İkisini ayırıyorsunuz. Hayır. Evet tabii. Çünkü onlar karar veriyor.